Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Evet, bugün Tebbet suresini anlatmaya çalışıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet helak oldu. Müfessirler bunu dua manasındadır. Helak olsun diye mana veriyorlar. Zira bu duadır demişlerse de bize göre caiz değildir. Çünkü dua acizler tarafından yapılır. Cenab-ı Hak duadan münezzehtir. Yani aciz değildir. Emir ikidir. Teşriki ahkam ilahiyedir. Yani teşri'i. Değil mi? Şer'a. Şer'a yuşerri'u teşri'i. Birincisi teşriki ahkam ilahiyedir. Namaz, oruç ve sair evamir ilahiler gibi ki şeriat-ı ilahiyedir. İki, emri tekvinidir ki Cenab-ı Hakk'ın mevcudatı kün yani ol demesiyle mevcut olduğu gibi. Burada yetübbü gelecekti. Kadiyen için mazi sırasıyla geldi. Yetübbü gelmesi gerekirken yani tebbet diye geldi. Tahakkümü tahakkuku vukuuna binaen mecazdır. Ne helak oldu? Yeda Ebi Leheb'in. Ebu Leheb'in elleri helak oldu. Yeda aslında yedaneydi. İzafetten dolayı nun düştü. Tesniye vakı olması hem dünyası hem de ahireti oldu. Yahut Zikrul cüz iradetül kül kabilinden yeda zikredilmiş şahsı murat olunmuştur. Ebu Leheb'in iki eli helak oldu. Yani kuvvet ve kudret ki güvendiği iki kuvvet sükut etti, düştü. İki kuvvetten murat Ebu Leheb'in bir duası vardı ki benim bir elim Kureyş'te, diğer elim de Muhammed'te. Benim için elem ve keder yok. Herhangi taraftan gelecek helaki bu ellerimle helak ederim. Yahut iki kuvvetten murat kendisinin kazandığı servet-i saman ve bir de kendisine irsen yani varis olarak intikal eden maldır. Yani bir eli kendi kazandığı, diğer eli veraset yoluyla gelen mal mülk anlamında. İşte onun iki eli helak oldu demenin manası onun dünyası ve ahireti helak oldu demektir ki mecazdır. Ebu Leheb'in asıl adı Abdülizza idi. Yani Uzza putunun kölesi, kulu anlamında. Yani put abdi put kulu demektir. Sure-i Celile'de ise Cenab-ı Hak asıl adını zikretmeyip Ebu Leheb diye isimledi. Leheb dumansız alev sahibi parlak ateş demektir ki Ebu Leheb cehennem babası demektir. Kinayedir. Cehennem ateşinin kendisi demektir. Şimdi Sure-i Celile'nin sebebi nüzulüne gelelim. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e Estaizu billah ve enzir aşiretekel akrabin. Habibim sen en yakın akrabanı dine davet et. Kabul etmedikleri takdirde sen onları inzar et. Korkut. Yani ahkam-ı İslamiye'yi tebliğ ile inzarda bulun. Korkut buyurması üzerine Resulullah Efendimiz Cebel-i Kubeys namındaki tepeye çıkıp oradan Ya Beni Haşim, Ya Beni Fehr, Ya Beni Kureyş diye çağırdı. Ve bunda
mucize-i Resulullah olarak 6 saatlik mesafeden duyuldu. Allahu Ekber. Resulullah nida ediyor. Cenab-ı Hak sesini 6 saatlik yola ulaştırıyor. İşte bu mucizenin bugün aletli olan radyodur. Yani radyo bunun bir açıklamasıdır. Aletledir, fen iledir. O zaman mucize olduğu için aletsiz duyulmuştur. Peygamberimizin akrabasından işitenler geldiler, toplandılar. Peygamberimiz onlara, ey cemaat, ben size şu dağın arkasında düşman ordusu vardır. Harekete geçiyor ve geliyor desem inanmaz mısınız? Onlar da evet inanırız. Çünkü sen şimdiye kadar yalan söylemedin. Senden yalan işitmedik ve asla senden yalan sadır olmamıştır. Sen Muhammed el-Emin'sin. Doğru Muhammed diye çağrılan müstesna bir insansın dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, öyleyse ben min darafillah gönderilmiş bir meb'usum, Allah'ın Resulüyüm ve sizi helakten kurtarmak için Allah tarafından peygamber olarak gönderildim. Ahkam-ı ilahiyeyi size tebliğ ve Allah'ın dinine sizi davet ediyorum. Bunun üzerine bu sırada orada bulunan Ebu Leheb, vay sen bizi bunun için mi çağırdın diyerek hemen yerden iki taş alarak tübben leke, yani helak senin içindir, ben seni helak ederim diye hücum etmek ve ellerini yukarı kaldırıp taşları atmak istediyse de elleri yukarıdayken Cebrail aleyhisselam arkadan iki ellerini tuttu. Ebu Leheb bağırdı ise de taşları yere atmaktan başka çare bulamadı. O zaman dedi ki, eğer Muhammed'in dediği doğru çıkarsa ben malımla canımla mukabele ederim. Yani beni malım ve evlatlarım kurtarır diye bir eliyle malını, diğer eliyle de evlatlarını işaret etmişti ki iki eli de helak oldu. Mealindeki bu sure-i celileyi Cenab-ı Hak inzal buyurdu. Sebebin hususiyeti nas'ın umumiyetine mani olmadığından herhangi bir zamanda Allah'ın dinine el ve dil uzatanlar, Allah yok diyenler, dini ve Kur'an'ı tahkir edenler, Resulullah'ı veya onun varislerini, vekillerini tasdik etmeyip tahkir edenler, Ebu Leheb'in ateşinden mahrum kaldık diye mahzun ve müteessir olmasınlar. Mıhladız demiri kendine çeker. İşte Ebu Leheb'in malımla canımla mukabele ederim sözünden mahzun olan kalbi Resulullah'ı teselli için Mevla la teteesser ve la tahsen, yani müteessir ve mahzun olma Habibim, helak senin değil, sana helak etmek için müdahale eden o Ebu Leheb'indir. O helak oldu ve tebbe, daha Ebu Leheb'in zat-ı küllisi, yani dünya ve ahireti hepsi helak oldu. Şimdi hani baştan tebbet yeda demişti ya, orada iki dünya ve ahiretinden, malından ve evlatlarından kinayeten helak oldu demişti. Şimdi sondaki kelime birinci ayette ve tebbe diyor, yani kendisi de helak oldu anlamında. Tamamen helak oldu. Ma ağna, burada ma nafiye olur ki gani kılmadı, kurtarmadı manasındadır. Ma'yı istifamiye de olur ki ne şey ki onu kurtarabiliyor, elbette kurtaramaz demektir. Neden kurtaramadı? Anhu, o Ebu Leheb'den veya o helakten kurtarmadı. Ne? Maluhu. Ma ağna anhu maluhu, onun malı, yani babasından miras kalan malı, daha ve ma kesebe, kazandığı şey ki kendi kisbedip kazandığı malı ve evladı da kurtaramadı. Zira evlat da bir nevi kendi kazancıdır. Çünkü 12 evladı vardı. Veya kisbden murat düşündüğü hileler ve yaptığı
kurduğu tuzaklarda kurtaramadı. Seyasla yakında dahil olacak. Atılacak kim? Huva o. O alçak. Nereye? Naran tenvin, yani naran sonundaki tenvin iki üstün tazim içindir ki azabın şiddetine delalet eder. Hani tenvin bazen tazim için olur, bazen taklil için olur, teksir için olur falan, böyle çeşitleri vardır. Öyle ateşe dahil olacak ki zâte lehebin, burada zâd öz manasındadır. Naran için sıfattır. Yani naran ateşe öyle ateş ki zâte lehebin. Efendim, yani lehebin özü, ateşin özü ve zatı demektir. Dumansız olan saf ateşe dahil olacak alev sahibi nar ki cehennemin odunu menzilesinde değil, bilakis odunu yakan yalın demektir. Daha kim dahil olacak? Ve emraatuhu, Ebu Leheb'in ailesi dahil olacak, atılacak. Kadının adı Ümmü Cemile'ydi. O kadın da ne olduğu halde? Hammaletel Hatabi, odun hamalı olduğu halde. Hammaletel Hatabı, اَذِمْ حَمَّالَكَ الْحَطَب۪ي takdirindedir ki odun hamalı olan o alçağı zemmediyorum demektir. فِي جِدِهَا haberi mukaddemdir. Tegaddümüne sebep kasr içindir. Ancak onun boynunda vardır. Ne vardır? حَبْلٌ nekredir ve muahhar müptedadır. Tenvin tahkir içindir. Yani küçük düşürmek içindir. İp vardır. O ip de neden mamuldür? Min mesedin, min beyaniyedir. Hurma lifinden örülmüş ip vardır. Aslı hablun fi cidihâ min meseddir. Batıni manası onun boynunda cehennem halkalarından halka vardır ki o da hidayete gelmedi. İlmi meanide şiddet ve azap harfi 3 tanedir. T, B ve dal harfleridir. Bu sure-i celilede bu harflerin üçü de mevcuttur. Yani surenin başında şiddet harfi olan T ve B ile başlayıp nihayetinde dal ile hitam bulması ki nihayetinin daha ziyade olması azabın şiddetli olacağını işaret olup belagatın en yüksek kaidelerindendir. Peygamber Efendimizin adeti şeriflerindendi. Sabah namazının sünnetini hane-i saadetlerinde kılıp farzı kılmak için mescide giderdi. Yani o zaman Mekke zamanı bu. Mescid-i Haram'a gittiğinden bahsediyor. Ebu Leheb'in ailesi Ümmü Cemile, Kureyş'in eşrafından birinin kızı ve Ebu Leheb'in ailesi olduğu halde insaniyete yakışmayan hile yollarıyla muttasıf bir kadındı. Geceden gider, erkenden dikenleri toplar, yüklenir getirir ve Resulullah Efendimiz'in mescide gideceği yollara dökerdi. Resulullah Efendimiz üzerine bassın da, yani üzerine basacak ya, üzerine bassın da dikenler ayağına batıp eza versin diye yapardı. Halbuki Resulullah Efendimiz mübarek takunya ve nalinlerini çıkararak onun döktüğü dikenler üstünde kadife üzerinde yürür gibi yalın ayak yürürlerdi. Çünkü mucizedir ki Resulullah Efendimiz'e diken batmazdı. Neveytü sünnete Resulü diyerek yalın ayak yürümek sünnettir. Yani sünneti Resulullah'tır. Müddeti hayatında bir iki defa yapmak lazımdır. Resul-i Zişan Efendimiz Harem-i Şerif'e nalin ile gelirdi. Zamane hatip ve imamları yalın ayak namaz olmaz, imametlik yapılmaz veya hutbe okunmaz derler. Halbuki Resulullah Efendimiz Hazretleri müteaddit defalar minbere yalın ayak çıkıp hutbe okuyup hutbeden sonra inip yalın ayak namaz kıldırmışlardır. Sair zamanlarda da yalın ayak namaz kıldırmışlardır. Gelelim Ebu Leheb'in ailesinin akıbetine. Nihayet bir gün yine
erkenden yani geceden diken toplamak üzere gitti, topladı, yüklendi. Fakat geç kalmış olduğundan Resulullah'ın namaza gitmesinden evvel dikenleri sermek üzere koşa koşa yüküyle yorulmuş, biraz da ağır yüklendiği için güneşin doğma saatlerinde yükün duvar üzerine getirerek ayağını da bir taşın üzerine koyup dinlenir. Cebrail aleyhisselam geldi, boynundaki ipi arkasından çekti. Taşı da ayağının altından alınca ip boynuna takılarak boğuldu. Günler geçti, kimsenin haberi yok olanlardan. Nihayet kokusundan gelip geçenler dahi müteezzip oldular, haber verdiler. Akrabalarından kimse gelmedi. İki Arabi tutup gönderdiler. Bunlar da kendi burunlarını bağlayıp ayağından sürükleyerek kazdıkları çukura leşini atıp üzerine biraz toprak ve büyük taşlarla örttüler. Ebu Leheb'in kendi hali de nihayet Adese denilen bir mevkide laşesi 3 gün kokmuş, kimse bakmamış. Hatta oğlanları da bakmayıp 3 günden sonra iki zenci tarafından laşesini halka zarar vermemesi için bir çukura doldurmuşlardır. Ve el an Ebu Leheb'in çukuru Mekke-i Mükerreme'de heladır. Yani üzerine tuvalet yapmışlar. Ebu Cehil'in çukuru da aynıdır. Yani umumi heladır. Şimdi burada hani Ebu Leheb'in leşine kimse ilgi göstermeyip iki zenci tarafından efendim, bu çukura doldurulmuştur diye burada vurgulanması, yani onlar o kadar kibirli insanlardı ki nihayet iki zencinin eline kaldılar. Tabi bu ırk ayrımı yapmak için söylemiyorum. O zamanın şartları öyleydi. Cenab-ı Hak onları İki zencinin elinde laşesini bir çukura doldurulmasını nasip buyurdular. Yine hakeza Ebu Cehil de aynı şekilde Bedir Harbi'nde zamanında küçümsediği, çelimsiz diye efendim küçük gördüğü ama bizim için bir ayağı, bir bacağı mizanda tüm amellerimizden ağır gelecek olan mübarek Abdullah bin Mesud Hazretleri aynı şekilde Ebu Cehil'i boynunu kesti. Yani hep böyle bir insan neden kaçarsa hani o kovalarmış ya. Yani aynı onun gibi bir şey. Yani bunlara hem hakaret vari olarak Allah tarafından böyle muamele gördüler. Yani kibrin cezası hem dünyada hem ahirette bunlara müptela oldu. Tabi ahiretteki ceza dünyaya göre çok farklı, çok dehşetli bir şey. Evet, bu sure-i celile Ebu Leheb hakkında nazil olmuşsa da sebebin hususiyeti nas'ın umumuna mani olmadığından aynı cüreti irtikab eden bütün mücrimlere de şamildir. Onlar hakkında da aynı nazil olmuştur. Yine Ebu Leheb peygamberimizin amcası olduğu halde kurtulamadı. Binaenaleyh benim babam hocadır, dedem evliyadandır, büyük dedem şeyhtir diye hiç güvenmeyin, hiç güvenilmez. Sen kendin nesin? Kıpkırmızı kafirsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.